Clyde Shelton, Philadelphia'lı bir mühendis, mutlu bir aile babasıdır. İki haydut Clyde'e bir beyzbol sopasıyla vurur ve onu bağlar, evini soyarlar. Sonra adamlardan biri eşine ve kızına saldırır. Bütün aileyi bıçaklar ama Clyde hayatta kalır. Sonra Nick Rice isimli kariyer odaklı bir savcıyla tanışırız. Davayla ilgili haberleri vermektedir. Hırsızlardan biri diğeri hakkında tanıklık yapmış. İhanete uğrayan kişi ölüm cezasına çarptırılmıştır. Diğerinin cezası ise daha hafiftir çünkü yargıç Clyde'in suç sırasında baygın olması sebebiyle sözlerinden şüphe duyuyordur. Sonuç olarak kötü adam sadece 5 yıl ceza alacaktır. Nick, Clyde'in anlaşmayı kabul etmesini önerir çünkü savunmanın kazanma ihtimali vardır. Ayrıca Nick kariyerini korumakla adaletten daha çok ilgileniyordur. Anlaşmaya varılır ve Darby, tüm kötülükleri yapan adam sadece soygun için 5 yılla yargılanacaktır. Clyde kendini ihanete uğramış hisseder. Nick ise eve galibiyet mutluluğuyla döner. Geçindirmesi gereken bir ailesi ve yakında doğacak bir kızı vardır. Aradan 10 yıl geçer ve Nick, 10 yaşında bir kızı olan mutlu bir babadır. İhanete uğrayan hırsız zehirli iğneyle idam edilir ancak kimyasallardaki bir değişiklik nedeniyle acı çekerek ölür. Birisi makineyi bozmuştur. İnceleme yapıldığında bir şişe kimyasal madde bulunur. Üzerinde şu yazıyordur: "Kaderle savaşamazsın." Darby ailesini bıçaklamadan hemen önce Clyde'e böyle demiştir. Darby şimdi dışarıdadır. Sadece 3 yıl hapis yatmıştır. Hayatının tadını çıkarıyordur. Birdenbire Darby'ye gizemli bir telefon gelir ve onu yaklaşmakta olan polis hakkında uyarır. Ayrıca az önce kullandığı tabancadan da kurtulmasını emreder. Tabanca polis arabasındadır. İçindeki polis şoklanmıştır. Kaçmak istiyorsa oraya gitmelidir. Darby polisi bulur. Onu kendisine getirir ve güvenli bir yere kaçarlar. Polisi öldürmeye hazırdır ama adamın telefonu çalar. Polis meğer kılık değiştirmiş Clyde'dir. Darby onu tabancayla vurmaya çalışır ama bu hileli bir silahtır ve ona felç edici bir madde enjekte eder. Darby hareket edemiyordur ama bilinci yerindedir. Clyde onu bağlayıp götürür. Kaderle savaşamazsın der ve parti başlar. Daha sonra Darby'nin Clyde'e ait bir depoda 25 parça halinde bulunduğunu öğreniriz. Nick ve ekibi Clyde'den şüphelenir. Ertesi gün SWAT birimi Clyde'in evini basar. Clyde tutuklanmaya direnmez. Nick evi incelerken çok sayıda hukuk kitabı ve Darby ile anlaşma yaptığı sırada çekilmiş bir fotoğraf bulur. Nick Clyde'i sorgulamaya gider. Bu sırada Nick'in ailesi evdedir ve bir paket alırlar. Nick'in işi nedeniyle ziyaret etmeye vakit bulamadığı kızının konser kaseti. Kız DVD'yi izlemeye başlar ama sonra korkuyla annesine seslenir. Ekranda Clyde ve Darby vardır. Sorguda Nick Darby'yi temizlediği için onu tebrik eder ve itirafta bulunmasını ister. İşbirlikçi olmaya çalışıyordur. Clyde hem Darby'yi hem de Ames'i öldürmek istediğini itiraf eder. Bu tam olarak bir itiraf sayılmaz çünkü sadece istediğini söyler, yaptığını söylemez. Hücresine lüks bir yatak getirilmesi karşılığında tam bir itirafta bulunmayı teklif eder. Nick kabul etmez. Bu arada Nick, Clyde'in çektiği video kasetten ötürü dehşete düşmüş karısından bir telefon alır. Sonunda ekip Clyde'e güzel bir yatak bulmaya söz verir, o da itiraf edeceğine söz verir ve hapse girer. Duruşmada Nick, Clyde'in kefaletle serbest bırakılmasını emreder. Clyde ise yasal içtihatlara atıfta bulunarak kefaletle serbest bırakılmama talebine karşı çıkar. Nick itiraf konusunu açar ama Clyde sadece itirafta bulunacağına söz verdiğini söyler. Yargıç Nick'in aptal olduğunu ve kandırıldığını anlar. Bu yüzden Clyde'in kefaletle serbest bırakılmasını kabul eder. Bu Clyde'i sevindirir. Clyde yargıça onu hatırladığını söyler ve kibarca ona işinde berbat olduğunu söyler. Yargıç kızar ve Clyde'i mahkemeye itaatsizlikten uzaklaştırır. Yeniden hapse döner. "Yatağını aldın Clyde, itiraf nerede?" der Nick. Clyde dürüst bir adamdır ve hem Ames'i hem de Darby'yi öldürdüğünü itiraf ederek onlara ne yaptığını tüm ayrıntılarıyla anlatır. Clyde başka bir pazarlık talep eder. Yatak yeterli değildir. O gün saat tam 1'de hücresine acı soslu chipotle ve bir iPod getirilmesini ister. Karşılığında 3 gün önce kaybolduğu bildirilen Darby'nin avukatı Bill Reynolds'ın yerini verecektir. Yemek 8 dakika geç gelir çünkü hapishane şefi Bay Warden çeşitli önlemler alınmasını ister. Clyde hayal kırıklığına uğrar. Avukatın yerini vermekten vazgeçer. Nick, dedektif Dunnigan'la birlikte Reynolds'ı diri diri gömülmüş halde bulur. Görünüşe göre gecikme boğulmasına neden olmuştur çünkü oksijen tüpü 1.15'te kapanacak şekilde ayarlanmıştır. Bu arada Clyde'in hücre arkadaşı tehditkarca Chipotle'dan yemek ister. Clyde pes eder ve onunla yemeğini paylaşarak sohbet eder. iPod'u bile verir. Aslında Clyde'in amacı onunla arkadaş olmak değil ve boş bulunduğu bir anda elindeki kemiği ona saplamaktır. Clyde tecrit hücresine gönderilir. Nick'in asistanı Sarah, Savunma Bakanlığı tarafından reddedilen sözleşme ödemelerine dair kanıtlar bulur. Savcılığın başındaki Jones Castro, Nick'i Clyde'le birlikte çalışan Bray adında bir CIA ajanıyla görüşmeye götürür. Clyde'in bir zamanlar CIA'in beyni olduğunu ve hedeflerini öldürme konusunda olağanüstü yöntemler kullandığını öğreniriz.
Yani Clay hapiste olmak istediği için hapistedir ve yaptığı her şeyin daha derin bir anlamı vardır. Nick, Clay'le nasıl başa çıkacağını sorduğunda Bray tek bir yol olduğunu söyler, onu öldürmek. Aksi takdirde onu durduramayacaklardır. Clay'in intikam almak istediği başka hedefler de vardır. Nick ve Jonas, yargıç Laura Brush'ı Clay'in ziyaret ayrıcalığını kısıtlamaya ikna eder. Sonra yargıç bir telefona cevap verir ve telefon patlayarak onu anında öldürür. Nick, Clay'le konuşmaya gider. İntikamın ailesini geri getirmeyeceğini belirtir. Ancak Clay, tek amacının belirli kişilerden intikam almak olmadığını söyler. Amacı başarısız adalet sisteminden intikam almaktır. Clay son bir anlaşma teklif eder. Yarın sabah 6'ya kadar serbest bırakılmak. Yoksa herkesi öldürecektir. Tüm adalet ofisi gece vardiyasına kalır. Clay'i araştırır ve yaltakçılarını bulmaya çalışır ama başarısız olurlar. Bu yüzden gözlerini saatten ayırmadan sabah 6'ya kadar beklerler. Saat 6 olur ve hiçbir şey olmaz. Ekip arabalarına biner binmez arabaları patlayarak Sarah da dahil olmak üzere herkesi öldürür. Nick ve Jonas belediye başkanını ziyaret edip yardım ister ama pek sonuç alamazlar. Nick ailesini uzak bir yere gönderir. Evde tek başına bira içer. O sırada Darby ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını görür. Evine biri girmiştir. Nick, Clay'le bir buluşma ayarlar. Tek istediği onu dövmek ve sinirlerini yatıştırmaktır. Jonas ve Nick neredeyse Clay'i öldürecekken dururlar. Clay tüm sistemi çökerteceğine and içer. Sarah'ın cenazesinde siyah giysili gizemli bir adam kumandalı bir drone'u kullanmaktadır ve makinalı tüfeği vardır. Ateş açar ve Jonas'ı öldürür. Olayın ardından belediye başkanı Nick'i bölge savcısı vekili yapar. Nick, Clay'de kimin yardım ettiğini bulmak için 7/24 araştırma yapar. Sonra Clay'in hapishanenin yanında bir garajı olduğunu öğrenir. Nick ve Donning'in garaja gider. Etrafa bakınırken tecrit hücresine giden bir tünel sistemi, büyük miktarda silah ve chipotle bulurlar. Clay son 10 yıl içinde garajından hapishaneye uzanan bir tünel sistemi kazmıştır. Hapishaneden gizlice kaçıp birilerini öldürmek için kendisini kasten tutuklatıp hücre hapsine göndermiştir. Dunning'ın tünelin Clay'in hücresine çıktığını görür ama hücre boştur. Bu arada Clay kapıcı kılığına girerek belediye binasına cep telefonuyla aktive edilen bir napalm bombası yerleştirir. Nick, Dunning'ın ve Dedektif Garza 5. kata giderler ve bombayı doğrudan belediye başkanının güvenlik toplantısında olduğu 6. katın altında bulurlar. Aynı anda Clay belediye binasından çıkar ve hücresine geri döner. Dedektif bombayı etkisiz hale getirmeye çalışır ancak başarısız olur ve ekibi bombayı ellememeleri konusunda uyarır. Belediye başkanına neler olup bittiğini söylememeye karar verirler. Çünkü Clay fark ederse bombayı patlatacaktır. Clay hücreye döndüğünde Nick'le karşılaşır. Clay son bir anlaşma teklif eder. Ancak Nick artık kötü adamlarla anlaşma yapmadığını söyler. Clay bunu takdir eder. Ne de olsa başından beri niyeti budur. Nick'e bir ders vermek. Nick, Clay'de bombayı patlatırsa hayatının geri kalanında bunun pişmanlığını yaşayacağını söyler. Clay napalm bombasını yine de patlatır. Nick çıkar ve hücreyi kilitler. Nick, binadan kaçarken Dedektif Dunning'ın Clay'in kaçmaması için hücreden tünele giden kapağı kapatır. Clay bombanın hücrenin altına yerleştirildiğini fark eder. Gülümser ve kızının kendisi için yaptığı üzerinde baba yazan bileziğe düşünceli bir şekilde bakar. Clay ailesiyle yeniden bir araya gelir. Nick arabasına yürürken arkasındaki hücre patlar. Son sahnede Nick kızının müzik rezitaline katılır. Gösterinin ardından gülümseyerek onu alkışlar ve film böylece sona erer.